Çin'de saklanan Türk piramitleri aslında kurganlardır. Kurgan, korunan yer anlamına gelmekte olup mezar yapıtlarıdır. Çin Halk Cumhuriyeti bu kurganların araştırılmasını yasaklamıştır. Beyaz piramit adını taşıyan kurganın Mısır'daki tüm piramitlerden daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Bugün Çin hakimiyetindeki Doğu Türkistan sınırları içerisinde yer alan Şiyan şehrine 100 kilometre uzaklıkta, dağların etrafında irili ufaklı 100 adet piramitle beraber 300 metre yüksekliğinde Beyaz Piramit olarak adlandırılan dev bir yapıda bulunmaktadır. Türk piramitleri Batı toplumunun ilgisini 2. Dünya Savaşı sırasında çekmiştir. Hikayeler Büyük Beyaz Piramit hakkındadır. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri pilotu James Gausman'ın 2. Dünya Savaşı sırasında Hindistan'dan Çin'e olan uçuşu sırasında devasa beyaz bir piramit gördüğüne dair hikayeler vardır. Fakat bazı iddialara göre bu piramitlerin varlığı batılı bilim insanları tarafından daha önceden de biliniyordu. Science News gazetesi 2. Dünya Savaşı yıllarında piramitler hakkında şöyle bir yazı yayınlamıştır. Bölgede bulunan piramitler çamur ve topraktan yapılmıştır. Mısır piramitlerinden çok höyüklere benzerler ve bölge henüz keşfedilmemiştir. Bölgede bulunan Amerikalı bilim insanları Beyaz Piramit denilen yapının 300 metreye yakın bir yüksekliğe sahip olduğunu söylemektedirler ki bu Mısır piramitlerinin iki katı kadardır. Bölgedeki piramitler turistik bir yer değildir ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından üzerleri toprakla örtülüp ağaçlandırılmaya başlanmıştır. Bölgeye giriş ise kesinlikle yasaktır. Bir teoriye göre Mu kıtasının var olduğu zaman kıtada çok gelişmiş bir medeniyetin hüküm sürdüğü ve kıtanın yok olmasıyla Güney Amerika ve Asya'ya dağılan medeniyetin birbirlerine benzer teknikleri kullanarak yapıtlarını devam ettirmişlerdir. Maya piramitleri, İnka piramitleri, Aztek piramitleri ve zigguratların birbirine çok benzer bir teknikle inşa edilmesi bu teoriyi güçlendirmektedir. Mısır piramitlerinin ise Çin'deki Türk piramitlerinden yola çıkılarak yapıldığını ve hatta mumyalama işlemlerinin bile eski Türklere ait olduğu Türk bilim adamı Kazım Mirşan tarafından araştırılarak ispatlanmıştır. Çin metinlerine göre Türkler M.Ö. 5000 ila 15000 yılları arasında Orta Asya'da medeniyetlerinin en parlak dönemindedirler. Türk piramitlerini ise bu yıllar arasında bölgede bulunan Mısır metinlerinde de geçen Uygurlar yapmıştır. Türk bilim adamı Kazım Mirşan bugüne kadar anlamı çözülemeyen 184 adet Mısır hiyeroglifini ön Türkçe olarak okumuştur. Okuduğu metinde mumyalama tekniklerinin M.Ö. 3000'li yıllarda Altaylardan geldiği ortaya çıkmıştır. Çin yetkilileri bu uygarlık belgelerini dünyanın gözünden gizleyebilmek için piramitlerin uçlarını olabildiğine tahrip edip üzerlerini toprakla doldurup sanki bir yükseltiymiş havası vermişlerdir. Üzerlerine sürekli yeşil kalan ağaçlar dikmişlerdir. Böylece yıllar sonra bu piramitler üzeri ormanla kaplı tepeciklere dönüşeceklerdir. Bunun yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti piramitlerin etrafını köylüler tarafından ekime serbest bırakıyor. Bu şekilde asırlardır toprak altında yatan tarihimiz tahrip ediliyor. Eğer böyle olmasaydı, yani bu piramitler Çinlilere ait olsaydı, Çin Halk Cumhuriyeti turist çekebilmek için, kendi uygarlığının eskiliğini dünyaya anlatabilmek için bırakın üzerlerine ağaç dikmeyi, tüm piramitlerin her taşını tek tek parlatırdı. Yakın zamanda piramitlerin içine giren ve fotoğraf çekmeyi başaran tek insan olan Oktan Keleş'in açıklamaları tarihe yeni bir boyut kazandıracak türdendir. Oktan Keleş'in incelemelerine göre yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan piramitlerde yapılan inşa ve mumyalama işlemleri Mısır'dakinden çok daha ileri seviyededir. Türk araştırmacı yazar Oktan Keleş piramitleri ziyaret ettiğinde Türk tarihinin baştan sona değişebileceğine değinmiştir. Yaşlı bir Çinli rehberle piramitlere gizlice giren Oktan Keleş, piramitlerin içinde Türklere ait sembol, heykel ve tabletler olduğunu da belirtir. Piramidin içinde 2 metreye yakın bir mumya, üzerinde kurt başları ve ay yıldız sembolleri bulunmaktadır. İçeride 3 metre yüksekliğinde Oğuz Kağan'ın temsili sureti bulunmaktadır. Kesin olmamakla beraber Çinli rehberin Oktan Keleş'e söylediği, Büyük Beyaz Piramit'in Türklerin atası Oğuz Kağan'a ait olduğudur.